Danayı yük aldım, depoya gittim. Yani nereye yanaşacağım diye yetkililere sorduğumda şaşırdılar. Siz tır şoförü müsünüz? Evet dedim. Buraya geleceksiniz dediler. Tamam dedim. Arabama gittim, arabamı aldım. Geri geliyorum, işte içeriye gireceğim. Bir baktım herkes dışarıda ve beni alkış kıyametle karşıladılar, ıslıkla. Gelmeden önce birçok meslek dalında çalıştım. Pazarda, tezgahtarlıktan tutun, muhasebeden yönetici asistanlığına, yönetici asistanlığından sonra avukat yanında katiplik yaptım. Ama sonrasında mutlu olmadığımı hissettim, ayrıldım. Bir gün otururken babamla, tır şoförü olduğu için kendisi, baba ben de mi tır şoförü olsam mı deyip başladım. Soruyla başladı, şakayla başladı. O şekilde yola çıktım ve şu anda başardığıma inanıyorum ve tek başıma uluslararası gidiş geliş sağlıyorum. Mesleğe başlayalı 8 ay oldu. Tır şoförü olmayı istediğimde, bunu da konuştuğumda arkadaşlarımdan, ya sen yapamazsın. Nasıl yapacaksın? Bakımından geri kalmazsın, onu yapamazsın, bunu yapamazsın, tek başına nasıl gideceksin gibi soru işaretleriyle çok karşılaştım. Evinde otur be kadın, ne işin var, yemek yap, işte kocana bak, ya evli değilim. Sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullandığım için paylaşımlar yapıyordum. Sonra bir takım arkadaşlara çok güzel bir ilham kaynağı oldum. Erkek olsun, kadın olsun. Bunlardan çok güzel tepkiler aldım. Arkadaşlarımın bana taktığı bir lakap var. Daha doğrusu sosyal medya ve kendi arkadaşlarımın taktığı bir lakap. Sosyete Kaptan diye. Kadınlar mücadelecidir. Hele ki Türk kadını mücadeleyi asla bırakmamalı. Ben buna inanıyorum. Ki bırakmadıklarını biliyorum. Ama bu mesleği yapmak olsun, başka mesleği yapmak olsun. Lütfen deneyip sonra başarısız olduktan sonra yapıp yapamayacağına karar versin.